Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? İsmim Şenol Atalay. Ototürm Otomotiv Sanayi'nde yaklaşık 22-23 yıldır bilgi işlem IT departmanında görevliyim. Ototürm Otomotiv Sanayi'de otomotiv yan sanayine OEM ürünler sunan, üreten bir firma. Yaklaşık 1980 yılında kurulmuş bir firma. Yurt içi ve yurt dışı birçok müşteriye ürün veren kurumsal bir firma olarak devam ediyor faaliyetler. Üretim yönetim sisteminizde ve ERP olarak Argemas'ı ne zamandan beri kullanıyorsunuz ve bu üretim yönetim sisteminizde ne gibi değişiklikler oldu? Biraz öncesiyle ve sonrasıyla karşılaştırabilir misiniz? Yaklaşık 2005-2006 yılında tanıştık Argemas'la, bir Arge bilişimle. Arge bilişimden önceki dönemlerde bütün süreçler, takipler, satın almadan müşteri siparişine kadar, üretim takibine kadar bütün takipler Excel'lerde ve çeşitli insanların kendi elleriyle doldurdukları formlarda takip ediliyordu. Tabii kalite yönetim sistemindeki belgeler, formlar, iç uygunsuzluklar, müşteriye iade takipleri vesaire, bu gibi veriler de Excel'de takip ediliyordu. Tabii bir yerden sonra Excel'in formatı gereği bunlar takip edilememeye, şişmeye, dosyalar belli bir zamandan sonra boyutundan dolayı açılmamaya başlayınca biz de böyle bir ERP sistemine yönelmeye karar verdik. Argemas'ı kullanmaya başladığımızdan beri de müşteri siparişlerinden başlayarak kendi içimizdeki satın alma siparişleri, üretim takipleri, üretim siparişleri dahil bütün operasyonlarımızı, proseslerimizi kolaylıkla Argemas üzerinden takip edebiliyoruz. Argemas'la birlikte ana sanayi denetimi konusunda nasıl bir değişiklik oldu, kolaylıklar oldu? Ana sanayi denetimleri konusunda şöyle bir şey oldu. Daha önceden Excel'ler üzerinde tuttuğumuz raporlar, veriler, bunların hepsi Argemas üzerine eklendi. Daha önceden Excel'lerde Excel'lerin şişmesinden dolayı sayfaların çok geç açılmasından, veri kaybından bu gibi sorunların hepsini bertaraf etmiş olduk. Tek tuşla istediğimiz tarih aralığında istediğimiz filtre ve verilere göre raporları anlık olarak alabiliyoruz artık. Şöyle bir örnek verebilirim bu konuda. İç uygunsuzluk verilerini tutmamız gerekiyor. Bütün ana sanayiler bunları istiyor. İç uygunsuzluk verileri, müşteri iade takipleri veya bizim tedarikçilerimize olan iade takipleri, satın alma takipleri, bunların hepsini Argemas üzerinden çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde yapabiliyoruz artık. Yine buna bağlantı olarak 16.9.49 gibi denetim belgeleriyle Argemas'la birlikte nasıl kolaylık sağladı? 16.9.49 belgesinin bütün raporları, formları hepsini Argemas üzerinden alabiliyoruz. Artık 16.9.49'a ait hiçbir verimizi Excel'de tutmuyoruz. Excel'le bütün ilişkimizi kestik. Bu bağlamda Argemas üzerinden aldığımız raporları yine istediğimiz tarih ve filtrelere göre istediğimiz gibi, istediğimiz şekilde hızlı bir şekilde rapor alabiliyoruz. Veri kaybı ya da raporun çok geç gelmesi gibi problemlerden de kurtulduk. Son yaptığımız yeni versiyonda da artık raporlarımızı kendimiz istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. Belli bir kalıba, belli bir şablona bağlı kalmadan kullanıcı kendi istediği rapor şeklini tasarlayabiliyor. İster grid olarak, ister pivot tablo olarak, isterse grafik olarak raporları istediği şekilde alabiliyor, kullanabiliyor. Bir de muhasebe entegrasyonu yaptınız Argemas'la. Evet. Bunun avantajları, kolaylıkları neler? Burada şöyle bir avantajımız oldu. Örneğin biz sevk irsaliyelerimizi Argemas üzerinden oluşturuyoruz. Argemas üzerinden oluşan sevk irsaliyeler otomatik olarak muhasebe programına entegre çalışıyor. İkinci defa logoda ya da depo bölümünde bir irsaliye kesme durumu söz konusu değil artık. O ortadan kalkmış oldu. Onun dışında logo ile entegrasyon şöyle bir şey yaptık. Finans bölümünün ödeme tablolarını, ödeme raporlarını da yine Argemas'ta yaptığımız bir form üzerinden logo ile entegre olarak Argemas üzerinden kullanıyor. Okunabilir stok kodlarınızı Argemas'la birlikte oluşturdunuz. Hı hı.
Müşteri stok kodlarıyla beraber okunabilir ototürüm stok kodlarının kullanılıyor olması yönetimsel anlamda size nasıl bir kolaylık sağladı? Bir Ar-Ge Master'dan önce bizim kendimize ait bir ürün numaramız yoktu. Müşteri ürün numaralarını kullanıyorduk daha önceden. Ar-Ge Master'la birlikte şöyle bir değişikliğe gittik. Her müşterimizin ürün kod, her müşterimize farklı ürün kodları vermeye başladık. Böylece ürün numarasının başındaki koddan o ürünün hangi müşteriye ait olduğunu artık herkes ayırt edebiliyor. Bu açıdan üretim takibi açısından da hangi numara kimin hangi müşteriye aitti gibi sorunları ortadan kaldırmış olduk. Ve talep modülü satın alma ve depo modüllerinde nasıl bir değişiklik yaptı? Beraberinde satın alma, fiyat belirlenmesinde yönetimsel onay kurallarının Ar-Ge Master'le oluşturulması nasıl bir iyileştirme sağladı? Malzeme talep konusunda iki türlü çalışıyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Bir satın alma departmanından istenen talepler ve depo ambar bölümünden istenen talepler olarak ikiye ayırdık biz bunu. Herhangi bir bölüm satın alma ya da depodan herhangi bir şeyi talep ettiğinde önüne bir form düşüyor, kendini tanıtan bir form. Daha sonra istediği ürünleri o talebe ekliyor. Ürün ya da malzeme neyse. Bu form direkt satın almaya hem mail olarak düşüyor hem de program üzerinde formda yine görüyor. Satın alma da kendisi herhangi bir veri girişi yapmadan direkt o talep üzerinden tedarikçiye siparişi açıp oluşturabiliyor. Satın alma fiyatları konusunda da şöyle bir yenilik yaptık son versiyonunda. Satın alma fiyatlarının satın alma personeli girişini yapıyor ama onayı yöneticisine bıraktık. Veya bunu tam tersi de yapabiliriz. Personel de onaylayabiliyor. Yönetici de onaylayabiliyor ama biz yöneticinin onaylamasında karar kıldık. Burada şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Personele belli bir limit de verebiliyoruz. Atıyorum fiyat 1 ile 10 arasındaysa satın alma personeli fiyatı onaylayabilsin veya onaylayamasın gibi kriterler de koyabiliyoruz. Ayrıca şöyle bir entegrasyon daha yaptık. Tedarikçilerden aldığımız sarf malzemelerin fiyatlarını muhasebe programıyla da entegre hale getirdik. Muhasebedeki arkadaşlar tedarikçinin faturasını sisteme işlerken bizim Ar-Ge Master üzerindeki satın alma fiyatlarıyla logodaki fiyatları, faturadaki girilen fiyatları eşleştiriyor. Eğer fiyatlarla ilgili bir arada fark varsa ya bunu gidip ya girişini engelliyoruz veya girişine devam edip kontrolünü sağlamasını yapabiliyoruz artık. Siz uzun yıllardan beri Ar-Ge Master kullanıyorsunuz. Bu anlamda teknik destek alabiliyor musunuz? Ar-Ge bilişimin en güçlü olduğu taraflardan bir tanesinin de teknik destek olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaman ve mekan fark etmeksizin internet bağlantısının ve telefon hattının çektiği her yerde istediğiniz zaman istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. En çok memnun olduğumuz ve bu kadar uzun zaman birlikte çalışmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Özellikle denetim zamanlarında herhangi bir formda, herhangi bir raporda bir değişiklik, ekleme vesaire yapılması gerektiğinde bu konuda çok fazla destek olmuşlardı şimdiye kadar bize. Bu yüzden söylediğim gibi bu konuda çok memnunuz. En memnun olduğumuz durumlardan, taraflardan bir tanesi de bu. Peki Ar-Ge Master özellikle sizin gibi otomotiv yan sanayi alanında hizmet veren firmalara tavsiye eder misiniz? Ar-Ge Master gönül rahatlığıyla herkese tavsiye edebilirim. Kullanım açısından verileri, operasyonları, prosesleri takip etme açısından süreçleri çok kolaylaştıran, çok hızlandıran bir sistem. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim, evet. Bunların dışında eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bugüne kadar bize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı size çok teşekkür ederiz. Umarım daha çok uzun yıllar birlikte çalışmaya devam ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz.